Merhabalar sevgili Lego severler Çılgın Lego'cu kanalına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi ilk haziran setlerinden Cole'un Titan ejderha robotunu inceleyeceğiz ve ayrıca bütün büyük robotları bir karşılaştıracağız arkadaşlar bu e, karşılaştırmaya iki tane seti katmayacağım. Daha doğrusu üç tane seti katmayacağım. O da bir Oni Titan'ı arkadaşlar. Bunu robot olarak görmediğim için. Fakat bilgi olarak e, vereyim. İlk çıkan setlerden bu olduğu için 2018'de, Haziran 2018'de çıkmıştı. 50 Euro'ydu zamanında. Bunun e, fiyatı. Eee 522 e, parçadan ol, oluşuyordu ve de e, Hunted e, sezonundan e, olduğu için bunu öncelikle e, bu karşılaştırmaya katmıyorum arkadaşlar. Daha sonra karşılaştırmaya yine katmayacağım e, Dragons Rising'den. E, Lloyd'un ve Ari'nin antrenman e, robotları. E, onu da karşılaştırmaya katmayacağım. Çünkü bugün daha çok Titan e, robotları karşılaştıracağız. Ve de solda gördüğünüz gibi Oni'nin de, e, Lloyd'un da e, Titan robotu da karşımızda duruyor. Bunun incelemesi kanalımda mevcut. Biliyorsunuz Ari'nin robotunu ayırabiliyoruz. Bu da e, e, Haziran 2023'te yani geçen sene e, çıkan Haziran e, robotumuzdu. Bu e, 85 Euro, 764 parçadan oluşuyordu. Ee, şahsen ben beğendim. E, fakat e, bugünkü e, karşılaştırmada e, yer almayacak arkadaşlar. Bir de Titan robotlarına e, bir tek Nia'nınki tabii ki e, Titan robotu değil de Nia'nınki mecburen e, Samurai X robotu olacak. Evet. Daha evvel e, ateş taşı robotumuz da vardı arkadaşlar. E, o da Master of the Mountain e, e, serisi sezonundan e, kalma. Şöyle, bugüne kadar e, Cole'un e, ve kayın robotu e, bu geçiyordu. Ve e, hesabım e, şey yaparsak bütün e, e, ninjaların robotları bu şekilde e, tamamlanmış bulunuyordu. E, fakat şimdi e, yani altı tane nincanın da e, şeyini ayrı ayrı geliyorlar. O yüzden bu ateş taşı robotu e, gördüğünüz gibi şuradan da görüyorsunuz. Hem kol hem de kayın e, şeyi yani yarı yarıya e, olması e, o da güzeldi. Fakat bu da artık e, şeye katılmıyor. Çünkü e, bu da Titan robotu olarak geçmiyor. Şimdi gelelim e, yeni e, Cole'un e, robotu e, bu oluyor. E, yani bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane Titan robotumuz ve Samurai X robotumuz e, hazır bulunuyor. Yani e, eksik olan bir tek Kay'ın e, Titan robotu. Tabii ki küçük robotlardan e, daha var ama bu boydaki Titan robotlardan e, bir tek kayın robotu eksik olmuş oluyor. O da umarım Haziran 2025'te çıkar ve yine bir devası olur. Boy olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Farkları görüyorsunuz. Ne kadar büyümüş. Tabii fiyatı da epey yükseldi ama bu sefer epey de taş ve boy farkı var. Yani fiyatı neden şey olduğunu ee, oradan da e, belli oluyor. Boydan bu sefer zama değil, daha çok taşlara e, gitmiş para. İlk olarak arkadaşlar, e, Loitum Titan robotu vardı. E, Haziran 2019'da çıkmıştı. Gerçekten harika bir robottu. Şimdiye kadar favori robotum buydu. Sizlere daha evvel e, bir Titan robotları bundan iki sene evvel yapmıştım. Orada e, favori robotum buydu. Hala çok hoşuma gidiyor. Yani 5 e, sene oldu artık. Tam olarak 5 sene oldu çıkalı arkadaşlar. Yine de doyma e, e, seyretmeye doyamadığım bir robot. 6 e, tane e, mini figürümüz vardı. 70 Euro'ydu. E, ben bu sefer sırf parçaları saymadım arkadaşlar. E, bu sefer ağırlıklarını da hesapladım 655 gramlık bir robotumuz. Gerçekten yani e, hala böyle daima böyle e, regalde e, vitrinde en baş yerde koyuyorum. Çünkü e, gerçekten hoşuma gidiyor. Hatırlıyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz şöyle e, uçan e, şeyini... E, e, ayırabiliyorduk ve takabiliyorduk. O da e, özel bir fonksiyondu. Dediğim gibi 70 euro ve 6 mini figürlü e, Lloyd'un Titan robotu. Tam olarak e, 876 parçadan ve e, Haziran 2019'da çıkmıştı. Daha sonra arkadaşlar Haziran 2020'de sizlere demin de gösterdiğim gibi Ateş taşı e, robotu e, şey çıkmıştı, e, Loitun e, robotu e, Secrets of e, the Forbidden e, şeyinden e, sezonundandı ve Kol e, ve e, şey e, kayın ateş taşı robotu da e, Master of the Mountain e, sezonundan e, Haziran 2020'de çıkmıştı. Bunun fiyatı tekrar söylüyorum. 70 euro, 5 tane mini figür 760 gram. Yani e, hesapladığımda arkadaşlar kartonları falan, e, kılavuz kitaplarını hesaplamadım. Sırf taşın taşların ağırlığını. Çünkü biliyorsunuz yeni e, şeylerde e, çok e, e, kılavuz kitabı biraz daha büyüdüğü için. Ve 968 parça. Görüyorsunuz e, epey parça yükselmiş ama e, boy olarak en küçükleri diyebilirim arkadaşlar en küçüğü ama bunun da kalınlığı epey fazla ve böyle oturak hali olması bir e, şeydi. E, bunda en kötü e, tarafı da e, bacaklarını e, şey yapamamamızdı yani şurayı kımıldayamamızdı. Ama tip olarak çok güzel dediğim gibi en küçük boyu buydu ama en kalın bacaklarda e, bunlara sahipti diyebilirim arkadaşlar. Daha sonra 2021'de Zayn'in Titan robotu çıkmıştı. Arkadaşlar bu Legacy de ama 5. sezon olarak geçiyordu. Yani kendine hakim olma sezonunda geçiyordu. Yani Moro e, Ejderha'nın olduğu e, sezonu diyeyim arkadaşlar. E, legacy olarak e, Ocak 2021'de çıkmıştı bu. Yani bu sefer Haziran değil Ocak'ta çıkan gerçekten ...benim çok çok favori... ...hatta geçen sene piyasadan kalktı... ...yani tam 3 sene... ...piyasada durdu çünkü çok tutulduğu için... ...çok satıldığı için arkadaşlar... ...Lego bazen işte... ...1,5 sene sonra piyasadan kaldırıyor... ...ve bunun... ...fiyatı 60 Euro'ydu... ...yani fiyat performansı düşmüştü... ...yani şey olarak... ...70 Euro'dan 60 Euro'ya düşmüştü... ...tabii ki... ...Loyd'dan olarak boy farkı var... ...ama bu da kalınlık olarak... Harikaydı. E, parça olarak e, şey kaybetmiyordu. 840 e, parçadan oluşuyordu. Ağırlık 628 gram. Gerçekten harika bir legacy e, robotumuzdu. Ben bunu gerçekten e, çok tavsiye etmiştim. Artık ne yazık ki piyasalarda bulunmuyor. E, ona bir şey e, diyemem. Daha sonra arkadaşlar Kristalizit serisinden Samurai X, Nia'nın Samurai X robotu çıktı. Gerçekten harika. Birdenbire fiyat 120 euroya çıktı. Evet boy olarak öteki setlerden biraz fazla boyu var. 1003 parçadan şimdilik karşılaştırmayı yapmaya da direktmen başlamış olalım. Kolun robotu ee, robotuyla 20 euro daha pahalıydı. Ama parça olarak da e, 50 parça hem daha azdı Nia'nın ki hem de boy olarak da görüyorsunuz arkadaşlar fark vardı. Burada Nia'nın e, robotunda en önemli faktör arkadaşlar 8 tane mini figür olması ve bu 8 tane mini figürün 5 tane eksklusif sırf bu sette bulunan mini figürler. Ama kristalize e, setlerin bütün mini figürlerinin hepsini özel bir videosu olduğu için onları oradan o videomdan izleyebilirsiniz. E, e, robot olarak gerçekten harika bir robot. Epey oynama imkanımız vardı. Boy olarak da benim hoşuma gitmişti. Biraz büyümesi e, şikayet e, tüm yoktu. Ama e, gerçekten burada da şu Görüyorsunuz SeaBound şeyindeki parçaları kullanmışlardı. Gerçekten çok çok hoşuma giden bir robotlardan biri diyebilirim. Sonra 2023'e geliyoruz arkadaşlar. 2000, şey Haziran 2022'de çıkmıştı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ağırlığı da 878 gramdı. Hepsini e, bir arada söylemiş olayım. 1003 parça dediğim gibi, 8 mini figür ve e, Haziran 2022. Daha sonra arkadaşlar, G'in e, Titan robotu çıktı. Bu da Ocak 2023'te çıktı. Bunun da incelemesi kanalımda mevcut. Burada göze çarpan en çok e, şey e, şu. E, parçaydı ee, gerçekten güzel oynama imkanlarımız var biraz ince duruyordu bu e, robot fakat bunun da e, oynama imkanı biraz fazla gördüğünüz gibi silah olarak en güçlü J J e, e, şey e, görüyordum e, yani gördüğünüz gibi katanaları e, iki tane katanası bir tane dev katanası artı burada e, şeyleri bombaları o e, epey e, güzel olarak görüyordum. Yani o konuda e, gerçekten harikaydı. Şu normalinde arkadaşlar burada asılı duruyor. Ama ben buraya bağladım ki şöyle e, beraber dursun diye. Hafiflik olarak arkadaşlar e, 811 gram. Yani onu şaşırıyorsun. Biraz e, şey olarak e, ha, hafif ama ötekilerden yine de biraz şey çok yani biraz daha ağır 80 euroydu bunun fiyatı ve hala piyasada bulunabiliyor 6 tane mini figür ve bu sefer 794 parçadan oluşuyordu gerçekten gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bakarsak ne kadar inceliği beni rahatsız eden burada en çok inceliği de Koa serisinden olmasına rağmen arkadaşlar e, Dragons Rising'de e, şeylerde, e, fragmanlarda e, veyahut da başlangıçta hep e, Jay'in e, robotu da gösteriyor yani. Şimdi e, Dragons Rising'de çıktığını hatırlamıyorum ama e, şeylerde e, e, başlangıcındaki müzikte orada daima e, çıkıyordu arkadaşlar. Ve son olarak... Haziran 2024'e geldik. Yani zaman olarak daha gelmedik ama e, Haziran 2024'te çıkacak olan. E, soru lütfen sormayın. Ne zaman çıkacak? Arkadaşlar Haziran'da çıkacak. Almanya'da da Haziran'da çıkıyor. Türkiye'de de Haziran'da çıkıyor. E, bazen birkaç hafta gecikmeli oluyor ama Haziran'da çıkacak yani. 100 Euro yani 3500 Türk Lirası olacağını tahmin ediyorum. Ee, o civarda olacağını tahmin ediyorum devasa en büyük boyunu e, en büyük parçalı 1055 parçadan en ağır olan e, şeyimiz e, gerçekten harika kolun e, Ejderha Titan robotumuz Burada 100 euroluk sette şaka maka gerçekten e, çok merak ediyordum gerçekten sırf bir tane mini figüre düşmüş arkadaşlar. Burada şimdi incelememize başlayalım ve ince öteki robotları şimdi e, tam detaylı göstermedim arkadaşlar. Çünkü e, onların videosu kanalımda zaten mevcut. Detaylı isteyenler bakabilir. Sırf karşılaştırma olarak küçük bir ansiklopedi olarak hepsini bir arada e, şey yapmak istedim. Kolun harika bir mini figürü var eksosif sırf bu sette bulunuyor. Başka hiçbir yerde bulunmuyor. Zırh çok güzel ve çok kaliteli yapılmış. Printi harika. Sade olmuş bu sefer. Ve benim çok çok hoşuma gitti. Gerçekten iki tane katanası var gördüğünüz gibi. Gerçekten harika yapılmış. Ve robota da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Robota da çok şey yapmaya benzetmeye çalışmışlar. E tabi kolun e, renkleri siyah ve turuncu e, olması gerekiyor. Burada biraz fazla beyaz olmuş. Sanki Zeyn'in rengini kapmış gibi. E, biraz fazla e, beyaz e, olmuş. O beni şaşırttı ama e, şikayetim fazla yok. Çünkü beyaz e, şey, e, neutral bir renk olduğu için beyazı her yere katabiliriz. Solda gördüğünüz gibi eee Loyton e, Titan robotunda da beyazlar e, var yani yeşiller şey değil, e, sırf yeşil değil. Bir de arkadaşlar e, Master Wu'nun Usta Wu ki de tabi e, şey değil. Burada sizlere daha evvel videolardan göstermiştim arkadaşlar, şöyle öne alayım. E, şimdi kamerayı e, şey öne çekmeyeceğim arkadaşlar çünkü sizlere e, şey detaylı göstermek istiyorum. Öncelikle şu e, şey Ornitopter'den e, helikopterin parçasını tekrar kullanmaları hiç de şaşırtıcı değil. Devasa kanatları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu e, kanatları e, çeşitli e, Ninjago e, setlerinden tanıyorsunuz. Burada beni felaket şaşırtan bacak kısmı oldu arkadaşlar. Öncelikle devasa boyu görüyorsunuz. Yani neredeyse e, Loitun e, Titan robotunun şeyi ne yaparsak te, şeyi ne kadar geliyor arkadaşlar boy olarak yani kafasına kadar neredeyse geliyor bacakları ama mekanizma harika. E, şöyle öncelikle e, her tarafını şey yapabiliyoruz buraları açabiliyoruz ama şurada en önemli olarak arkadaşlar şu bacaklardaki şeyleri mekanizmayı şimdi dağıtmadan. Şurayı göstermek istiyorum. Gerçekten harika yapılmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Rahatlıkla her şeyi oynatabiliyoruz. Şuradaki şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar güzel yapmışlar ki. Burada dikkatli bakmanızı istiyorum. Şurada bir tane e, bağlantı var arkadaşlar. Ve şimdi görüyorsunuz. Nasıl yapılmış. Yani yapım şeyi o kadar aha kaçırdım. <laughs> o kadar güzel yapılmış ki arkadaşlar. Harika bir şekilde kolaylıkla bağlayabiliyoruz. Şurayı yine kolaylıkla taktık. Ve şimdi e, oynayacağım. Tabi e, ayarını bozmam e, gerekiyor. Çünkü e, sağlam durması için belirli pozisyonlarda e, ağırlık çok yüksek arkadaşlar. E, arkaya doğru şöyle yapalım yine. Arkaya doğru çok ağırlık var. Yana kenarlara doğru ağırlıklar e, yüksek. Ama şu bacağını e, şey olarak e, dikkatli göstermek istedim arkadaşlar. Boy olarak şuraya e, e, bakıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir e, şey var, silahı var. E, şurayı da ayırabiliyoruz. Şimdi çıkartacağım arkadaşlar şurayı. Şu kanadı yine aynı Leut'unki gibi e, ayırabiliyoruz. Şu şekilde göstermiş olayım. Gerçekten yapım aşaması çok güzel, devasa yapılmış. Bu zaten 11. torbadan şöyle şuraya bağlantıyı da e, basitçe ne şey yapabiliyoruz. Yani gerçekten harika e, fikirleri kullanmışlar. Yapım mekanizması epey e, güzel yapmışlar. Renkler çok hoş ve elim aldım biraz dağıtmadan ne hemen şöyle takayım kolay takılıyor kolay çözülüyor ama kolay da takılıyor arkadaşlar yapışkan olarak fazla yok arkadaşlar yapışkan şurada gördükleriniz e, e, bir tek var arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şuraları şuraları ve buraları geri e, başka yapışkanımız yok geriye kalan hepsi e, şey e, dediğim gibi arkadaşlar 100 euro Bence fiyat bu sefer e, ilk defa bir e, ninja golf e, şeyine e, fiyatı uygun görüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar e, 1.055 parçadan ve büyük parçalar ve güzel parçalar. 11 torbaya e, bölünmüş. Ee, yapım aşaması çok çok basit ve hiç de sıkıcı değil arkadaşlar. Şimdi haziran setlerinden arkadaşlar bir yenilik daha geldi. Onu da şöyle göstereyim. İlk olarak kartonla bakmış olalım arkadaşlar. Ee, bunu mutlaka göstermek istiyorum. Önemli göstermek istiyorum. Çünkü normalde kartonları, küçük kartonları 50-60 euroya kadar olan kartonları yırtıp açıyorduk. Daha büyük kartonları iki tane e, şeyini e, kesip de açıyorduk e, kenardan açıyorduk. Bu sefer arkadaşlar sizlere şöyle göstereceğim. Şöyle açılıp yine böyle taşları koyuyoruz. Ben şahsen e, şey olarak e, konfor olarak daha e, dezavantaj olarak görüyorum. Ama epey de iyi tarafları var. Birincisi tekrar yine kartona koymak için bir avantajı var. E, yani daha güzel e, dağıtabilme imkanımız var. İkincisi 6 e, tane yapışkan olması e, orijinal e, kartonun içinden şöyle kapalı olduğu için arkadaşlar e, rahatlıkla e, parça çalma imkanı olmuyor. E, yani Alt e, yırtmamız gerekiyor ki e, bir şey e, çıkarmaları için. Yani içi tam olduğunu daima görmemiz epey e, güzel oluyor arkadaşlar. E, gerçekten o benim e, şey e, olarak e, daha hoşuma gitti ama. E, Tabii şimdi e, e, kılavuz kitabını her şeyini koyduktan sonra tekrar yapışkanları kapatacağım. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle ayrılıyor. Artı arkadaşlar hazır şey yapmışken boyutlarına da bir şöyle bir bakalım beraber. 45 e, santim e, yüksekliği. Gerçekten devasa. Kılıcı da görüyorsunuz. Harika. Yani bunu e, dışarıda bırakacaksınız. Evet. Hayal gibi bir e, robot e, diyebilirim arkadaşlar. E, i̇ndirimlerde e, normal her yerde satılan bir set olduğu için arkadaşlar e, 80 hatta güzel indirimlerde 70 Euro'ya da bulabileceksiniz. Bunu şimdiden sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bilmiş olun. Yani e, acele etmeyin beklemekte yarar var. Düşünsenize arkadaşlar 100 euro nerede 70 euro nerede aradaki farkı e, lan e, küçük robotunu da e, alabilirsiniz. Evet, ilk kadran videomuz bu oldu. E, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Lego'yla.